Merhabalar. Bugün Almanya'da çalışma ve yaşamı konuşacağız. Ekin Alçar'la birlikteyiz bugün. Guten Abend, Ekin. Guten Wie geht Abend. Vay. Mir geht's gut, danke. Und Ihnen? Ich bin sehr gut, danke. Benim Almanca tükendi yalnız, onu söyleyeyim. Şimdi Ekin, seni bir süredir tanışıyoruz. Seni İzleyenlere de bir kısaca tanıtalım. Birkaç cümleyle Ekin Alçar kimdir? Tabii benim ismim Ekin Alçar. 30 yaşındayım. Berlin'de yazılımcı olarak çalışıyorum. Buraya Kasım 2019'da geldim. Bir seneyi devirdim. Umarım birkaç sene daha burada kalabilirim diye. Umuyorum yani. Tamam. Sen front-end developer mısın? Evet, ben front-end developer olarak çalışıyorum. Ama full stack tecrübem de var. Yani back-end developer olarak da çalışabilirim bir yerde. Evet, ya bu konu dışı olacak biraz belki ama en azından bir cümleyle sorayım. Şimdi sürekli hem front-end tarafında hem back-end tarafında sürekli yeni teknolojiler çıkıyor. Kendini, işini yapabilmek için kendini sürekli bu güncel tutma, yeni şeyleri öğrenme şeyi, durumu seni biraz yoruyor mu? Ya aslında şöyle biraz güncel kalmak için ekstra bir efor sarf etmiyorum. Çünkü zaten gündelik yaşamımda herhangi bir işte kod yazarken veya arkadaşlarla sohbet ederken ister istemez karşıma çıkıyor ve eğer meraklıysanız bunları araştırıyorsunuz zaten. Sonra kendiniz için ve çalıştığınız için yanda geliştirdiğiniz projeler için hangisi uygunsa oradan seçip devam edebilirsiniz denemek amaçlı. Onun için çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim yani. Evet, şimdilik iyi diyorsun. Peki Şimdilik iyi yani. biz nasıl tanıştık Ekin? Hatırlıyor musun? Şöyle tanıştık. Bilenler bilir. İstanbul'un Asya yakasında Caddebostan'da hemen sahil tarafında 3-4 tane kalistaliks alanı vardır. Bunlardan iki tanesi böyle Fener yoluna doğru. Bir tanesi Caddebostan'da Migros'tan sonra. Diğeri de Turuncu alan. Hemen Migros'a gelmeden orada önce. Oradaki Turuncu alanda tanışmıştık seninle. Doğru hatırlıyorsam. Kesinlikle doğru hatırlıyorsun, turuncu alanda. Ben gördüğümde işte sen muscle up yapıyordun. Öyle dikkatimi çekmiştin. Bayağı da iyi yapıyordun. Tuttuğun zaman böyle demirler falan sallanıyordu. Benim de dikkatimi çekmişti. O sıralar ben de yeni yeni o tür şeylerle uğraşıyordum. Muscle up yapmayı da istiyordum. Şimdi senin onu yaptığını görünce ben de seninle tanışmak istedim. Hani nasıl ilgileniyorsun, ne yapıyorsun falan filan. Daha sonra işte rugby oynadığını öğrendik. İnşallah başka bir videoda da onu konuşuruz seninle. Tabii, tabii memnuniyetle. Evet. Şimdi aradan bir süre tabii sen Almanya'ya gittin o esnada. Biz tanıştığımız günde onu konuşmuştuk tabii detaylıca. Sen bahsetmiştin. Tabii bu yayında ondan bahsedeceğiz. Sen gittin Almanya'ya. O esnada işte araya bir süre girdi. Ben bu yakın zamanda senin blog yazılarını gördüm. Medium'da blog açmışsın. Orada Almanya'daki maceranla ilgili işte oraya nasıl gittiğin, çalışma koşulları, işte dil öğrenmenin işte faydaları, sosyal hayata etkisi, İşte spor ve işte işten kovulma gibi bir ilginç maceran da olmuş. Şimdi onları konuşacağız. Maalesef. Evet. Ben onları görünce senin anlatacak güzel bir hikayelerin olduğunu düşündüm. Bu da farklı bir konu olduğu için şu sıralar Türkiye'den özellikle hem Almanya'ya hem İngiltere'ye beyin göçü olduğu için sen de IT sektöründe olan birisi olarak IT sektöründe çalışan birinin gözünden Almanya'da çalışma ve yaşamı bize kendi gözünden anlatırsın diye düşündüm. Şimdi ilk olarak Almanya'ya neden taşındın ve bu kararı nasıl verdin? Aslında biraz spontane oldu diyeceğim. Şöyle biz kız arkadaşımla konuşurken neden Avrupa'da yaşamayalım gibi bir konu geçmişti ve o dönem hala öyle zaten. İşte Almanya, Hollanda gibi ülkeler özellikle yazılım sektöründe çok fazla mühendis açığı vardı. Ben de tabii ki neden olmasın diye sohbet ediyorduk ama hiçbir zaman bir girişimimiz olmamıştı. Ben Haziran 2019 gibi
askere gittim bu bedelliyle işte 21 gün. Çıktıktan sonra da Temmuz ayı gibi işlere başvurdum. Ondan sonra Kasım 2019'da buraya geldim. Yani amacımız aslında birazcık Avrupa deneyimimiz olsun. Acaba burada yapabilir miyiz? İşimizi yurt dışında gerçekleştirebilir miyiz gibisinden amaçlarla başladık ve burada bir gelecek kurmaya kadar Olay gitti diyorsun yani. olay gitti, evet. Aynen Evet. öyle. Ama tabii giderken ki motivasyonun, yani burada neden bunu yapmadığının motivasyonu da herhalde biraz ülkenin gerçekleriyle alakalıydı herhalde, değil mi? Yani burası sana pek bir gelecek mi göstermedi? Ya Ne aslında şöyle, eksikti yani burada? insanların 20 yaşındaki kaygısıyla 30 yaşına geldikleri zaman kaygısı çok bambaşka oluyor. Çalışmaya başlayınca özellikle ülkenin işleyişi, kazandığınız paralar, ki yazılımda Türkiye'de hani insanların maaşları genel ortalamaya göre eğer iyiyseniz gerçekten daha yüksektir. Ama işte bazen hayatta böyle paradan daha önemli şeyler de var bence. İnsanın kafasının rahat olması gerekiyor. Tabii ki bazı insanlar için rahat olabilir ama biz kendimizi orada rahat hissetmiyorduk. Onun için böyle bir adım attık açıkçası. Evet. Şimdi Londra'da bir seçenekti. Ankara Anlaşması var ki oraya gidişi biraz kolaylaştırıyor. Hiç Tabii. Londra geçti mi aklında? Yani Almanya'yı tercih etmende özel bir sebep var mıydı? Yoksa öyle kendiliğinden mi gelişti? Ankara Antlaşması'nın biliyordum ama hiç böyle bir İngiltere'ye gideyim gibi bir şey yoktu kafamda. Açıkçası Hollanda ve Almanya'ya bakıyorduk. Almanya'nın birazcık daha ağır basmasının sebebi daha çok daha fazla iş ilanı vardı. Ve benim üniversiteden arkadaşlarım zaten üniversiteden sonra buraya mezun olur olmaz geldikleri için onlardan da biraz Onların deneyimlerini da bir paylaşmak deneyimi istedim. vardı, evet. Tabii, zaten senelerdir burada yaşıyorlar, yani 6-7 yıl oldu. Üniversiteden sonra direkt geldikleri için de her şeyi zaten çözmüş olmalarını bekliyordum. Bana burası Deneyim ile transferi ilgili yaptılar sana yani. aynen öyle. Ben de hani ikisine de başvuruyordum ama Almanya olmasını istiyordum açıkçası. Özellikle Berlin, işte Münih, daha büyük şehirler gibisinden. Evet. Öyle başladı. Evet. Şimdi Almanya'ya yerleşme sürecin ve çalışma şartlarına geçelim. Şimdi öncelikle nasıl iş Tabii. buldun? İş bulma sürecin nasıl gerçekleşti? Ya iş bulma süreci şöyle oldu. 2-3 tane zaten İstanbul'da kendi aktif kullandığım iş arama portalları vardı. Bunlardan bir tanesi LinkedIn, diğeri de Glassdoor. Buralardan işlere baktım ama portal üzerinden açıkçası başvurmadım. Gidip hani kendi kariyer sitelerinden başvurmuştum. Belki bazen daha fazla şey yazmanızı istiyorlar ya da daha fazla doküman paylaşmanızı istiyorlar işe başvururken. Ben işimi LinkedIn'den buldum. En önemlisi zaten buraya gelebilmek için kalifiye olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Yani elinde bulundurduğunuz diplomanın Almanya'da da geçerli olması gerekiyor. Onu zaten internetten kontrol edebilirsiniz. Hani ben sadece yazılım açısından konuşabilirim ama tabii ki avukatlar, doktorlar da buraya gelebilirler. Ama bildiğim kadarıyla onların, özellikle avukatların birkaç sene daha okuması gerekiyor. Doktorların da dil sınavı gibi ve yeterlilik seviyeleri seneler boyunca burada test ediliyor. Çünkü sonuçta hani Belli bir tıp, denklik ama hani gereksinimleri var yani. evet, çünkü onlar çok daha spesifik alanlarda çalışıyorlar. Bir tanesi hukuk, diğeri tıpta. Onun için Almanya onların yeterliliklerini daha da çok sınıyor. Ama yazılım sektörü öyle değil. Almanca bilmenize bile gerek yok. Evet. Bunları yaparken özellikle CV'mi, bir de kendi portfolyo sitemi düzelttim. Biraz güncelledim. Biraz daha 21. yüzyıl standartlarına uygun bir hale getirdim diyelim. İşte yeni teknolojilerden bahsetmiştin ya mesela. Evet. Benim sistem eskiden işte jQuery PHP'deydi. Onu ondan sonra Next.js'e geçirdim falan, bu bir JavaScript framework'leri. Böyle böyle güncel tutmaya çalıştım. Evet. Öyle başvurdum işte. Evet. Almanya'da çalışmak ve yaşamak için hangi koşullar gerekiyor? Öncelikle bu daha demin bahsettiğim denklik, mezun olduğunuz üniversitenin ve bölümünün Almanya'daki karşılığının olması gerekiyor. Önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi, iş sözleşmesine ihtiyacınız var ve o iş sözleşmesinin sizin
buraya gelmeniz için şartları karşılaması gerekiyor. Bunlardan mesela işte bir tanesi atıyorum maaşınız. Almanya'da brüt konuşuluyor maaşlar. Hollanda'da öyleydi. Yani diğer Avrupa ülkelerinde de muhtemelen brüt konuşuluyordur. Brüt maaşınızın işte belli bir seviyenin üstünde olması gerekiyor. Böylece mavi karta başvurabiliyorsunuz. Bunun gibi koşullar var. Bunlar Almanca yok mesela. evet, Almanca gereksinimi yok. Bu mavi kart dediğin, sen blogunda da bahsetmiştin. Bu Amerika'da çalışmak ve oturma izni için gerekli olan yeşil kartın Almanya versiyonu galiba, öyle mi? Aynen öyle, tam olarak o. Ya bu kelimeyi kullanmak istemiyorum aslında ama maalesef kullanmak zorundayım. Avrupa ülkelerinin üçüncü dünya ülkesi olarak gördüğü ülkelerden nitelikli iş gücü. Bu nitelik tabii ki bu arada bunu da kullanmak istemiyorum ama öyle geçiyor. Yani nitelikli iş gücünü kendi ülkesine çekmesi için çıkarttığı bir kart diyelim. Evet, Avrupa Birliği dışında gelenler için herhalde. Rusya Evet. falan da buna dahil Evet. mi? O konuda bilgin Rusya var mı? falan da bunu tabii, Rusya'nın da dahil olması gerekiyor, evet. Dil bilme şartı yok demiştim. Peki Alman çalışma hayatına geçelim. Türkiye'deki çalışma hayatına göre ne tarz farklar var? Ya şimdi doğruyu söylemem gerekirse ben İstanbul'da da çok güzel ve rahat bir yerde çalışıyordum. Hani genellikle hani yazılım sektöründe olduğu zaman kurumsal veya değil hani mesai yapmanız beklenir. İşte cumartesi günleri ulaşılabilir olmanız beklenir. Ama ben hiçbir zaman öyle bir yerde çalışmadım. Çok da memnunum bundan. Almanya'da da şöyle oluyor. Burada da birkaç kişiyle konuşma fırsatım olmuştu mesela. Kesinlikle genelleme yapmak istemiyorum ama genelinde insanlar çok rahat ve kırmızı çizgileri var iş ve hayat yaşam saatleriyle alakalı ve bunları birbirlerine karıştırmamaya özen gösteriyorlar. İşveren de buna çok özen gösteriyor. Çünkü haftada 40 saat çalışıyorsun mesela ve yasal olarak normalde daha fazla çalıştırması yasak. Yani şikayet etme olasılığı oluyor ama tabii bunlar kağıt üstünde yani. Maalesef burada da birazcık bazı sektörlerde Esneklikler sömürü var söz galiba. konusu. Sömürü var tabii ki yani. Burası da Alice Harikalar Diyarında gibi O bir ülke değil kadar da tabii ki. değil diyorsun Değil. yani. Ama insanlar genelde saygı duymaya çalışıyorlar. Ama bazı arkadaşlarımı mesela cumartesi sabahı bazen şirkete giderken biliyordum yani. Böyle örnekler de var ama ben hiçbir zaman böyle bir yerde daha çalışmadım. Umarım da çalışmam. Evet. Biz bilim.org'da yıllar önce şöyle bir yazı yayınlamıştık. Almanlar neden daha az çalışır ama daha çok üretirler diye. Şimdi orada yazının detaylarında Almanların işte iş disiplini ve iş saatinde işten başka bir şeyle uğraşmamaları, bu yüzden çok verimli bir şekilde çalıştıklarına dair bir sonuç vardı. Bu tam olarak böyle mi? Ya şimdi şöyle aslında özellikle yazılım sektöründe ben şunu bir belirtmek isterim. İş arkadaşlarınız genellikle zaten eğer kod yazıyorsanız Alman değiller. Yani yabancılar benim yani sizin gibi işte Hintli olabiliyor, Rus olabiliyor, Ukraynalı olabiliyor, Koreli olabiliyor. Ya ben çok Bu ülke fazla ne işin açıkçası halı ki? Avrupa. Evet, yani ben çok fazla böyle Avrupa yani işte Batı Avrupa ya da Kuzey Avrupalı meslektaşlarım olmamıştı açıkçası şu andaki şirketlerde. Genellikle yönetici ve C-level'lar işte yönetim kurulunda olanlar Alman. Ama ne yapıp edip işi alırken herhalde mülakatlarda veya çalışma şeklini gördükten sonra insanlar da otomatik olarak bunu adapte oluyorlar. Yani ben oraya geliyorum. İşimi yapıyorum. Ondan sonra baba bana eyvallah ben eve gidiyorum gibisinden bunu sağlayabilmişler. Ya nasıl Evet. yaptıkları konusunda en ufak bir fikrim yok bu arada. Evet. Peki Herhalde bu gelen insan pardon. Herhalde gelen insan da kendine de diyor ki yani ben buraya geldim. Bari biraz ayak uydurmaya çalışayım bu insanlar zamanla bu şekilde kendiliğinden sağlayınca. alışıyordur. Yani insanoğlu bir şekilde içinde bulunduğu ortama bir şekilde alışır. Adapte oluyor Ya belki de evet zaman ya. içerisinde. Kesinlikle aynen. Yani evet. Kesinlikle katılıyorum buna. Görüyor ve adapte oluyor. Olan herkes bu şekilde çalışıyor. O zaman ben de böyle çalışayım gibisinden. Evet. Peki şey var mı? Hep böyle söylerler ya, Alman saati diye, dakiklik konusunda.
Mesela Ya bu Türkiye'de biz zamanla yaşamayız, zamana uymayız. Mesela televizyonda bir programın bir saat, 1,5 saat geç başlaması problem değildir. Bir organizasyon düzenliyorsanız ya da bir buluşmadaysanız yarım saat sonra gelmeyi sorun etmez kimse. Ben kendim ederim de insanlar etmezler. Almanya'da da böyle mi? En azından iş kısmında dakiklik ne kadar önem taşıyor? aslında iş kısmında ben de bununla ilgili komik bir şey söyleyeceğim. Aslında iş kısmında bu dediğin tamamen doğru. Yani inanılmaz dakikler. Mesela adam 8'de geliyorsa işe atıyorum 5'te çıkacak. 5'i bir geçe çıkmaz yani. 5'te çıkar. Bu arada ben de öyleyim yani. Bir dakika bir dakika da bana ne, ben orada tamamlamışım kardeşim işimi. Sen ona göre bana bir para veriyorsun ve günlük sana zaten ayıracağım süre bu kadar. 5'i bir geç olduğu zaman ben giderim. Ama şöyle bir şey var, bu dakiklik nedense bu özellikle bu Berlin'de mesela. Trenlerde, tramvaylarda, otobüslerde veya şehir içi trenlerinde geçerli değil. Yani sürekli rötar yapıyor, sürekli bir çalışma var. Bununla ilgili komik bir şey anlatayım. Biz takımla deplasmana gitmiştik. Trenle gidişte sıkıntı yok, 5 saat sürmüştü. Dönüşte de trenle döneceğiz. Dönüşte de futbol maçı varmış. İşte Hertha Berlin'le başka bir takımın. İstasyonlardan bir tanesinde de bizim durağımız var. Durakta bekliyoruz. Hemen yukarıda panoda geçti dura. Trenin gecikeceğiyle ilgili bilgi. Yani tren ne kadar gecikebilir abi? Hani yarım saat gecikir. Hadi taş çatlasa bir saat. Yukarıda yazıyor. 5 saat gecikecek diye. Ulan bu nasıl bir gecikme diye. Meğer trende ilk vagonda Hertha Berlin'ler varmış. Arka vagonlarda diğer futbol takımından taraftarlar. Kavga çıkmış. Her istasyona polis gelmiş. Bizim olduğumuz istasyonda da polis vardı. Orada mesela 5 saat kös kös bekledik yani. Ya. Böyle şeyler de olabiliyor. Bu dakiklik olmuyor. Bir yere kadar diyorsun. Tabii bu biraz olağanüstü bir durum olmuş. Normalde ama tam böyle 5'te çıkışları işte 8'de gelmiş 5'te çıkmış falan filan. Bunlar pek burada alışık olduğumuz şeyler değil. Demek ki anlatıldığı Ama kadar var. evet, şöyle bir şey de var. Devlet dairesinde eğer 8.30'da randevunuz varsa 8.35'te giderseniz o randevunuza İlginç. giremezsiniz. Onu da belirteyim. Evet. Şimdi Ekin, sen Almanya'ya gittin. Gittikten kısa bir süre sonra da kovuldun. Bir kovulma maceran olmuş. Bunu Evet. da nereden biliyoruz? Bloguna yazdın. Onu bir anlatabilir misin? Tabii seve seve anlatırım bunu. Keşke o kendim edip bulsaydım, hani bir şey yanlış yapıp ya da bir terbiyesizlik yapıp kovulsaydım O o zaman kadar dert yazmazdın etmezdim. aslında Ekin. O O zaman da var, yazmazdın evet. muhtemelen. Belki utanmadan yazabilirdim, bilmiyorum. Şimdi şöyle, ben Temmuz Ağustos gibi işi bulunca ilk başta size 3 aylık, 6 aylık bir hatırlamıyorum şu anda, kusura bakma. 3 aylık veya 6 aylık bir D tipi çalışma vizesi veriyorlar. Bu da şey demek, hani seni biz buraya D tipi vizeyle getiriyoruz ama bunu bir an önce vize süren bitmeden önce yabancı şubelere gidip mavi kartını, oturum iznini alman gerekiyor gibisinden. O verdikleri vizenin üstünde de seni getirten şirketin ismi, damgası var. Evet. Şimdi bu benim ilk işimdi. Aralığı ikisinde başladım hatta, ya da üçüydü. Hiç unutmam öyle şeyleri. 3 hafta Christmas zamanında gittiğimiz için de 3 hafta sonra şirketin Christmas eğlencesi vardı. İşte o dönem böyle şirketin planları, yaptıkları, seneye ne bekliyorlar ve aralarına yeni katılan insanları tanıştırıyorlar vesaire. Hani bir kaynaşma olsun diye. Eğlence başladı, şirketin içinde yapıyorduk. Eğlence başladı. CTO geldi. Adam sahneye çıktı böyle, konuşuyor. Bir anda dedi ki, şirketin 3 tane yatırımcısı vardı, ana yatırımcısı. 2 tanesi çekildi. Diğerini de elimizde tutmaya çalışıyoruz dedi. Ama yapamayacağımızı anladık. Onun için şirketi rakip firmaya sattık dedi. Şimdi Christmas eğlencesi bayağı eğlenceli bir hale dönüşmüş bir anda. tabii hediyemizi aldık Noel Baba'dan. Şöyle yani, rakip firmaya sattığı zaman belli bir geçiş evresi olacak. Orada Onun bir için personel kıyımı da olacak, ister tabii istemez. kimden kıyarak başlayacaksın? En yeni Üç gelenlerden. hafta Evet. 3 hafta önce başlayan neydi belirsiz, adamı kovacaksın tabii ki. O da ben oluyorum. Ben ve diğer bir sürü insanı işten çıkarttılar.
yeni başlayan ama daha orada bir senedir 2 senedir çalışan insanlar orada bir fiil daha durdular çünkü o süreç sancılı olabiliyor özellikle yazılım konusunda vesaire. Neyse 3 hafta sonra ben işsiz kaldım yani. Bana bir tane belge imzalattılar. İşte prosedürmüş işte istifa ediyorum ve işte 3 gün içinde işte Çalışma Bakanlığı'na haber vermem gerekiyor. Burada şunu da belirtmek isterim. Eğer buraya mavi kartla geldiyseniz ve kalıcı oturum izniniz yoksa süresiz olan kovulduktan 3 ay içinde iş bulmak zorundasınız. Çünkü siz oraya belli koşullar altında geliyorsunuz. Mesleğinizi icra etmek için Koşulların devam etmesi gerekiyor. koşulların devam etmesi için de mesleğinizi yapmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 3 aydan sonra sizi ülkeden gönderiyorlar. Ben de hani daha yeni gelmişim, 3 hafta olmuş, ne bileyim işte bir para harcamışsın, bir emek, bir psikoloji kafa olarak. Neyse bunu gülerek karşıladım ben bu arada. Hani buraya geldik, kovulduk da artık herhalde sırtım yere gelmez diye başka bir şey yaşamadığıma göre. Sonra da korona oldu, o ayrı bir mevzu. 3 gün içinde de gittim haber vermeye. Ama bunu söylemek isterim, Almanca falan yok tabii. İşte merhaba, merhaba. İsmim Ekin. Sağ olsun şirketten bir arkadaşım yardımcı oldu. O da 6-7 sene evvel Suriye İç Savaşı'ndan kaçarak önce İzmir'e gidiyor, üniversite okuyor. Ondan sonra o da İzmir'de yapamayacağını söyleyip Berlin'e geliyor. O sıfırdan yazılım öğrenmiş birisi mesela. O bana sağ olsun çok yardımcı oldu. Yani Job Center dedikleri yere gittik, bu haber vermeniz gereken yere. Orada çalışan görevli hanımefendiye pasaportu verdim. Kart yok ki. Vizeye baktı, dedi ki yani bize ilk defa böyle bir vizeyle başvuruluyor. Hani D tipi vize olduğunu biliyoruz ama kimse bu kadar kısa zamanda kovulmadı dedi. Nasıl becerdin? Sonra onun Sövdün mü müdürü dedi. hani müdürü geldi. Müdürü dedi ki yani kovulmuşsunuz maalesef ama size işsizlik ödeneği en düşükten bağlayabiliyoruz dediler. Ben biraz rahatladım, hani 10 euro bile olsa onu havada kapacağım. Yani 10 euro 10 eurodur. Ne kadar Ondan verdiler? sonra ya yanlış hatırlamıyorsam böyle 150 euro ve 250-300 euro arası bir para alabiliyordum. Yani bu arada dipnot olarak şunu da belirteyim. Sizin buradaki çalışma geçmişinize ve vergi verme oranınıza göre işsizlik maaşınız da ona göre değişiyor ve bununla ilgilenen 2 tane kurum var. Ya böyle hani uzun bir fiilde çalışan insanların gittiği bir yere gidiyorsunuz ya da işte birazcık daha az hiç çok çalışmamış ve işsizlik maaşına başvuracağınız o Job Center'a gidiyorsunuz. Ben Job Center'a gittim işte onun için. Yabancı Ama neyse uyruklu ki olmana rağmen sana işsizlik maaşı verdiler evet. yani o ilginç. Tabii. Ya burada şöyle bir kafa yapısı var. Burada çalışıp vergisini veren herkese devlet de karşılığında böyle küçük değil aslında bence. Çok büyük bir Sosyal şey. destekler veriyor. Sosyal destek sağlıyor. Evet. Hani Alman olup, Türk olup, işte Hintli olup, Fransız olup olmamıza bakmıyor. Oraya kayıtlı olup çalışıyor olmanız yeterli. Neyse ben buna gerek duymadım. Çünkü 2-3 hafta içinde bir tane bir işe başvurmuştum ve oradan kabul gelmişti. Hem oradaki paraya almayacaktım hem de ülkeden kovulmayacaktım açıkçası. Bu da böyle yaşadığım bir maceradır. Yani her Evet. şey çok iyi planladığınız gibi gitmiyor. Ben de zaten buradan ders olarak uzun vadeli plan yapmayı bıraktım. Evet, yani Onun için. yurt dışında çalışmayı düşünenlerin mesela IT sektöründe bu tarz şeylere de hazır olması lazım. Çünkü bu satın alma dediğimiz şeyler çok sık yaşanabiliyor. Yani hikayeler o kadar iyi de olmayabilir. Ya iyi olmayabilir evet, ama benimki birazcık daha çok uç bir örnekti. Çünkü mesela atıyorum bu yaşadığım benim 6 ay ya da 1 sene sonra olsaydı bu kadar Biraz daha farklı böyle olurdu, evet. biraz daha rahat olurdum. Hem ne bileyim köşeye para koymuş olurdum, biraz adaptasyon sürecimi geçmiş olurdum. Belki birazcık daha iyi Almanca bilirdim çünkü oradayken hiç bilmiyordum. Her şey hazırlıklı olsunlar yani. Zaten buraya gelerek bir şey yapmışlar, bırakmaya gerek yok yani. Evet. Şimdi Almanya'da vatandaşlık şartları nasıl ve sen uzun vadede Alman vatandaşlığı almayı düşünüyor musun? Ya şimdi yine uzun vadeli plana dönüyor bu ama yani şu anda aslında küçük küçük planlar yapıyorum. Şu an ilk hedefim mesela B2 Almanca seviyesi alıp, pardon B1 özür dilerim. B1 Evet. Almanca seviyesi de olup seneye Kasım ayında bu süresiz oturumu almak istiyorum. Böylece
mesleğim dışındaki işlerde de çalışabilirim ya da hiç çalışmam. Bu kolaylığı sağlamak istiyorum çünkü şu anda hala mavi kartım var ve işimi yapmak zorundayım. Kovulursam ya da ayrılırsam da 3 ayda kovabilirler beni ülkeden. Önce bir kendimi güvence altına almak istiyorum. Onun dışında bildiğim kadarıyla vatandaş olmak için belli koşullar var ve siz bu koşulları sağladıkça bu vatandaşlığı alma süresi kısalıyor. Yani ilk başta 8 sene olarak gidiyor, sonra 7 ve 6 seneye kadar, hatta belki bazı koşullarda 5 seneye doldurduktan sonra başvurabiliyorsunuz. Şöyle, Almanca seviyenizin olması gerekiyor. Suç sicilinizin temiz olması gerekiyor. Ve entegrasyon kurslarını tamamlamanız gerekiyor. Evet. Çalışıp çalışmıyor olduğunuzu sanırım çalışıyor olmanız da gerekiyor ama bundan emin değilim. Ve başvururken de diğer vatandaşlığınızı bırakmanız isteniyor sizden. Çıkmanız gerekiyor. Evet. Şimdi çalışma hayatından sosyal yaşama geçelim. Şimdi orada yerel kişilerle, Almanlarla aran nasıl? Sosyal hayatta birlikte vakit geçiriyor musun? Şimdi benim şöyle bir şansım oldu. Ben İstanbul'da Türkiye'deyken bir takım sporu icra ediyordum. Onun adı da rugby. Almanya'ya gelmeden önce de Berlin'deki birkaç tane takıma mesaj atmıştım. Hani böyle böyle ben yerleşmeyi düşünüyorum. Oyuncu arıyor musunuz gibisinden. Bir tanesi bana attım. Ya İngilizce atmıştım ya Almanca hatırlamıyorum. Bana Türkçe metin yazarak cevap verdi. Benim de hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Belki hani adam uğraşmış, translate etmiş. Hoşuma gitti yani. Ben de şansımı o takımda denemek istedim. Bir anda böyle bir takım sporuna girince de otomatik olarak bir sürü Alman arkadaşınız oluyor. Kendiliğinden bir çevreye girmiş oluyorsun zaten. Kendiliğinden bir çevreye girdim yani. Evet. 30 tane bir anda Alman arkadaşın oldu. Alman arkadaşım oldu. Diğer Avrupa ülkelerinden ve Latin Amerika'dan arkadaşlarım oldu yani takımda mesela. Bu konuda ben hiç zorluk çekmedim. Koronadan önce işte ne bileyim dışarı gidiyorduk, eğlenmeye çıkıyorduk, sohbete gidiyorduk, beraber spor yapıyorduk. Antrenmanlardan önce sonra vakit geçiriyorduk. Yani bir şekilde sosyalleşiyorduk. Benim açımdan da çok iyi oluyordu bu dil meselesinden dolayı. Yani kulaklarım en azından birazcık Almanca işitiyordu. Çünkü iş yerinde herkes İngilizce konuşuyor. Orada Alman arkadaşlarla nasıl iletişim kuruyordun peki? İngilizce mi? İlk başta İngilizce kuruyordum ama ondan sonra dil kursuna yazıldıktan sonra ben kendim dedim ki hani Almanca konuşun, ben de biraz Pratik yapayım, kulağım sizi alışsın diye. dinleyeyim, sizi dinleyeyim en azından cevap veremesem bile bunlar ne konuşuyor gibisinden artık bir kulak Listedeki aşinalığı edinmek halledeyim istedim. dedin yani. Aynen öyle, zaten şu anki Almanca seviyemde de hani listening ile reading biraz iyi ama konuşma Speaking'e tabii ki geçeceğiz diyorsun bir ara. Speaking bambaşka bir seviye yani. Çok fazla yani pratik yapmak gerekiyor biraz. Evet. Utanmadan. Utanmadan pratik yapmak gerekiyor yani. O konuda ben dediğim gibi çok şanslıydım ama eminim buraya gelen insanların adaptasyon sürecinde çok fazla sıkıntı yaşadıklarına eminim. Yani sonuçta belli bir yaştan sonra geliyorsunuz buraya. Tabii ki lise, üniversite, hatta ilkokul ya da belli iş hayatında kazandığınız arkadaşlıkları burada kazanmak o kadar kolay olmuyor. Yani mesela buraya üniversiteye, master'a ya da doktoraya gelen bir insanın tabii ki çevresi daha sonra iş için olarak gelen birisinden daha fazladır. Bu konuda hiç yalan söyleyemeyeceğim. Evet. Ama ben şanslı kesimdenim. Peki kültürel farklılıklar ne düzeydeydi ve sen bununla ilgili bir sorun yaşadın mı? Yani aslında şöyle bir gerçek var. Almanlar Türklere aşina. 60'ta ilk misafir işçiler geldiğinde Evet. Türkler. Zaten 60 sene olmuş. Belli bir aşinalıkları var. Ama şu son dönemde gelenler özellikle işte 2010 ya da 2015'ten sonra Beyaz çok yakalı, farklı bir çok beyin farklı göçü bir diyelim. evet yani çok daha farklı bir profilde insanlar geldi buraya. Almanlar da en azından benim çevremdekiler işte farklılıkları görebiliyor. Yani sonuçta 60'ta gelen adam buraya çalışmaya geldi. İşçi göçüydü o. Para kazanmaya geldi. Ülke zaten savaştan yeni çıkmış. Tekrar bir kalkındırmak gerekiyordu ve insan gerekiyordu.
çalışacak iş gücü gerekiyordu. İnsanlar bunun bilincinde buraya geldiler ve bu doğrultuda çalıştılar. Ama şimdi iş gücü bir anda beyin göçü olarak geldi. İşte çok fazla açığı var ve bu insan ve bunları kapatacak olan işte atıyorum Türkler zaten belli bir seviyede buraya geliyorlar. Yani ne bileyim üniversite eğitimi olsun, dili olsun, adaptasyonu olsun. Ha, tabii ki bu arada bu hani pembe bir tablo. Hani herkes bu şekilde düşünmüyor. Tabii ki her yerde sıkıntı çıkartabilecek insan profili vardır. Bu böyle yani. Özellikle hani Almanya gibi bir yerde ya da Avrupa gibi bir yerde bunu sıkça yaşayabilirsiniz. Ama yani sonuçta diyorsun ki benim eğitimli olmam, sonuçta mesleki bilgim, bir şekilde işte entelektüel birikimim bizi bir ortak noktada buluşturuyor diyorsun. Önceki nesil göçlere göre, işçi göçüne Ya göre, aslında beyin göçü biraz daha şey gibi herhalde, entegrasyona uygun gibi. buna maalesef olarak cevap vermek zorundayım. Çünkü hani sonuçta eğitimli olsun veya olmasın insanlara hani aynı şekilde davranmak zorunda ama tabii ki aynı şekilde bakmıyor ve aynı şekilde davranmıyor da. Evet. Ama dediğim maalesef doğru, evet. Bir de şuraya dikkat çekmek lazım. Sen şimdi Berlin'desin. Berlin'in de farklı bir özelliği var aslında. Dünyadaki her ülkede büyük şehirler biraz daha kozmopolit bir yapıya sahip. Yani her türlü kültürden insan var. Her türlü sosyokültürel yapıdan insan var. Bir şekilde sosyal yaşamın içerisinde ya karşılaşıyorsun ya birlikte vakit geçiriyorsun. İşte toplu ulaşımda görüyorsun, sokakta, işte hayatının belli noktalarında ve birbirine bir şekilde alışıyorsun. Şimdi sen böyle bir yerdesin Berlin'de. Mesela İstanbul'da da böyle, Türkiye'de de böyle. İşte mesela Almanya'nın kırsal bir bölgesinde olsaydın daha farklı olabilirdi. Aynısı Türkiye için de geçerli. Tabii. İstanbul'da yaşamakla Anadolu'nun kırsal bir kesiminde yaşamak muhtemelen aynı şeyler değil. Büyük işte daha farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kaynaştığı kozmopolit şehirlerde bu tarz kültürel kaynaşmalarda daha kolay oluyordur diye bir gözlemim var benim. Berlin'de de bu durum tam anlamıyla var herhalde Almanya özelinde. Tam olarak doğru çünkü tabiri caizse yani ipini koparan buraya geliyor. Çalışmaya gelen de var, sanatını icra etmeye gelen de var. Ya ben yazın Berlin'de çalışayım, biraz para biriktireyim, ondan sonra kendi ülkeme döneyim diyen Avrupalı insanlar da var. Tam buradaki İstanbul'a dönmüş işte yani. Tabii kendini bulmaya gelen de var. Ama ben açıkçası şunu fark ettim, yani bu kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Buradaki insanların da yani özellikle Alman olup olmaması fark etmiyor. Yani yabancı dedikleri insanların benim için bir skalası var. Yani mesela burada bir Alman bir Fransız'a yabancı demiyor. Yani ben onları kendi skalamda mesela işte Avrupa Birliği'ndeki ve Batı Avrupa, Kuzey Batı Avrupa'daki Avrupa. ülkelerde onları bire koyuyor. Onlar onun için yabancı değil. Neden? İşte kültürü aynı, tipi aşağı yukarı aynı, görgüsü aynı, işte eğitimleri aynı. Yani aşağı yukarı diyelim. Ondan sonra böyle ikinci yabancılar geliyor. Bunlar da işte ne bileyim Doğu Avrupa diyebiliriz bu ülkede. İşte Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Polonya. Ukrayna, aynen Polonya. Hani yakın ama yine de bazen yabancılık çekebiliyor. İşte ayak uydurmada. Sonra üçüncü var. Onlarda da biz geliyoruz. İşte biz, Hintliler vesaire. Bizi yabancı olarak kategorize ediyorlar ve sizi tanımak için mesela daha fazla soru soruyorlar. Sizinle arkadaşlık kurmak için olabilir, daha yakından tanımak için Bir ön olabilir. yargı barajından geçmek durumunda kalıyorsun yani. Bu Üç kesinlikle numarada yer doğru. aldığın için. Yani hiç kimse mesela tutup da yeni tanıştığı bir Fransız adamı ama bunları yadırgamıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Adam tanımak istiyor. Gayet doğal diyorsun. Gayet doğal. Yani adam mesela hiç kimse Fransız bir vatandaşla tutup da Macron'un politikaları nasıl buluyorsun diye sormaz. Yani böyle bir soru ben hayatımda hiç duymadım. Yani belki böyle politikanın konuşulduğu ortamlarda fikir alışverişi için sorulabilir ama gündelik hayatta hiçbir zaman böyle tanışmak amaçlı ya Macron'un politikaları nasıl diye sormaz. Ama burada soruyor. Niye geldin diyor. İşte politikayı nasıl buluyorsun diyor. Dönmeyi planlıyor musun diyor. Yani bu sorular sonuçta bir bakıma özel sorular aslında. Ama bunları soruyorlar çünkü bunlara vereceğiniz cevaplarla sizinle tanışmak istiyor.
arkadaşlığını ilerletmek istiyor, daha fazla görüşmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlara herkes hazırlıklı olsun. Evet. Ben Yani gocunmuyorum cevap verirken açıkçası. başkaları da Anlayabiliyorum hazır da biraz olsun buna diyorsun. Evet. biraz empati kurmaya çalışıyorum. Bu kategorizasyon normal tabii ki. Bir Yapıyor. de evet. Bir de Berlin özelinde bir konu daha var benim gözlemlediğim. Şimdi Almanya, Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak iki parçayken daha sonra işte Berlin duvarının yıkılmasıyla Almanya birleşti, Berlin'de birleşti. Daha sonra o yıkılan duvarın olduğu bölümü de sıkça kullandılar. Oraya yeni binalar inşa ettiler. Berlin komple böyle bir inşaat şantiyeye dönüştü. Ve Berlin'de başka bir değişim de oldu. Bir şekilde Berlin iş merkezi IT sektörünün önemli noktalarından birisi haline geldi. İşte mesela Londra nasıl finans merkezi ise ve aynı zamanda işte girişimlerin merkezi ise Almanya'da da Berlin o hale geldi. Ve işte bir sürü işte IT firması var Berlin'de. Yeni yapılanlar da dahil olmak üzere. Senin de böyle bir gözlemin var mı? Berlin için yani Almanya'nın böyle bir Alman devletinin özel bir çabası var mı? Kendiliğinden mi böyle oluşuyor? Aslında şöyle biraz fazla teşvik var. Yani bu tür yazılım firmalarının hani ben kendi açımdan konuşursam biraz pıtrak gibi çoğalması için hem biraz yurt dışından beyin göçü istiyorlar. Hem de ortaya bir ürün çıkartmak istiyorlar. Ne bileyim Alman hükümetinin bu konuda vergi indirimleri oluyor. Teşvik ediyor yurt dışından adam getirmek için. Bunun gibi sağladığı kolaylıklar var. Yani şunu da unutmamak lazım. Berlin duvarı 30 sene evvel yıkıldı. Yani çok taze daha. Çok yeni yani. 30 sene ben zaten 30 yaşındayım. Benimle yaşıt yani. Çok Evet. çok yakın bir tarihte oldu ve bu kadar kısa sürede bu işleri Berlin nezdinde başarabildiler. Şunu da söylemeliyim ki Berlin hala bir şantiye. Çünkü çok fazla kişi var. Sürekli bir inşaat oluyor. Apartman dikmeye çalışıyorlar, konut yapmaya çalışıyorlar. Çünkü burada bir kiralarla ilgili bir sıkıntı oldu. Millet kafasına göre kiralar vermeye başladı. Duvardan geriye de pek bir şey kalmadı galiba Ekin, öyle değil mi? Oraları kullanıyorlar herhalde doğrudan. Çok Yani az bir bölümü böyle tarihsel amaçla korunuyor herhalde. Evet, yani böyle eskisi gibi böyle bir kocaman bir duvardan bahsedemeyiz. Böyle aralıklarla küçük küçük parçaların olduğu ve gidip gözlem yapabileceğiniz yerler var ama böyle bütünsel olarak kalıntı yok tabii ki. Evet. Peki başka Türklerle karşılaşıyor musun orada? Tabii, burada hem dediğim gibi üniversiteden arkadaşlarım var. Bir de eski şirketten bir arkadaş edindim. O da Berlin'de. Yani ister istemez zaten belli bir şekilde Berlin'e geldikten sonra arkadaş bulabiliyorsunuz özellikle kendi Türk çevrenizden. Çünkü aşağı yukarı herkes aynı şeyi yapmayı seviyor. Ne bileyim bir yere gidiyorsunuz orada birileri Türkçe konuşuyor hemen kaynaşabiliyorsunuz. Belli başlı yerlerde karşılaşabiliyorsunuz. Şirketinizde zaten halihazırda çalışan Türkler olabiliyor. Ama bu bahsettiğin profil senin profiline yakın kişilerden söz ediyoruz, değil mi? Yani Evet bu işçi yani göçüyle gelen kişiler değil de senin gibi böyle işte beyaz yakalı, beyin evet göçüyle gelmiş olan kişilerle karşılaşıyorsun ve onlarla vakit geçiriyorsun. Benim anladığım, evet doğru mu? evet yani üçüncü, dördüncü jenerasyon Türklerle değil. Benim gibi işte 2015-2016'dan sonra kafasına esip gelenlerle genellikle tanışıyoruz. Evet. Peki, sen Almanya'ya gittiğinde spor yapmaya devam etmeye çalıştın bir şekilde. Rugby'den bahsetmiştin. Bunun dışında orada spor yaşamın nasıl gelişti? Neler yaptın? Açıkçası Mart'a kadar bir spor yapabildim. Bildiğimiz anlamda spor salonunda sporu. Burada çalıştığım yere yakın bir powerlifting salonu vardı. Hem CrossFit alanı var ama genelde powerlifting ve strongman aletleri var. İşte taşlar var, kegler var, squat rackler, deadlift. Kimse size kızmıyor ağırlığı yere düşürdüğünüz zaman vesaire gibi. Öyle bir yere yazılmıştım.
Aylık 50 euroydu mesela ama çok fazla seçeneğiniz var. Yani bildiğimiz anlamda spor salonuna da gidebilirsiniz. Genelde hepsinin böyle bir küçük bir havuzu oluyor, bir saunası, işte bir masajı, fitness dersleri oluyor. Ya da personal trainer alabiliyorsunuz mesela. Onların fiyatları birazcık daha ucuz böyle spesifik bir spor alanına göre. Sen blogda şeyden bahsetmiştin. O da çok önemli. Şimdi fiyatı 50 euro ama bunu böyle uzun vadeli verip verememem konusunda oradaki para yönetimini henüz tam anlamıyla anlayamadığım için böyle bir şeye girmek istemedim demiştin galiba. Onu bir anlatabilir misin? O, evet, CrossFit salonundaydı o mesela. Aylık sınırsız konuştuğum bir CrossFit salonu aylık 120 euro istiyordu. 6 aylıkta taahhüt verirsen de, özür dilerim, 150 euro istiyordu. 6 aylıkta taahhüt verirsen 120 euroya indiriyordu. Şimdi buraya ilk geldiğimde doğal olarak fiyatlar hakkında çok fazla bilgim olmadığı için 120 euro ya da 150 euronun ne kadar değerli bir para olduğunu Genel kestiremiyordum bütçende açıkçası. nasıl bir ağırlık yaratacağını kestiremedin. Sonuçta Evet, para aynen birimin öyle. değişti. Türk lirasıyla yaşadıktan sonra bir anda euroya Evet. geçince. Evet, aynen öyle. Yani işte markete gittikçe, bir kahve aldıkça, bir bira içtikçe, bir sinemaya Yavaş gittikçe yavaş bir biraz öğreniliyor öyle. insan diyor ki ya şunu şu kadar olması lazım. Ben şu kadar fiyatın üstünde biraya hayatta para vermem. Yani mesela benim için kriter burada bira parasıydı mesela. Çünkü normal süpermarkette 80 sente işte 90 sente aldığın birayı adam sana bir mekanda eğer 5 euroya satıyorsa 4,5 euroya satıyorsa orada bir sıkıntı var. Ben kendim demiştim ki Bir yani kasa biraya alıp 4 eve euronun gidiyorsun. üzerinde bir yani evet yani bir mekana girdiğim zaman o bir uğra mekan işte birası 4 eurodan fazlaysa orası bana göre değil diyordum. Ya yani bu para olarak değil benim rahat hissetmeyeceğim bir yer yani biraya o kadar para vermek istemezdim mesela. Onun için ilk başta hem deneme amaçlı oradaki spor salonuna gitmiştim. Orası da aylık 50 euroydu mesela. Ama genel anlamda bildiğimiz spor salonları aylık böyle 30, 35, 40 euroya kadar çıkabiliyor ve değişen fiyatları var. Tabii korona döneminde bir kapandı her yer. Ondan sonra yavaş yavaş açtılar ama yani ben açıkçası spor salonuna gidip de korona kapma heveslisi değildim. Zaten daha yeni geldik, kovulduk. 4 ay sonra korona çıktı. Bir de şimdi koronayla uğraşmak istemiyordum. Yani hastaneye gidip işte evde karantinada 2 hafta Bir de işverene diyeceğim derdini ya da Almanca anlatman falan gerekecek. ya Değil mi? Yani ya evet ya aslında şöyle bir artısı var. Yani araya girmek gibi olmasın da İngilizce konuşabiliyorsunuz tabii ki de. Ama doğal olarak yani bu kendinizi düşünün. Türkiye'desiniz, Türk doktorsunuz, Türk işverensiniz, Türk esnafsınız. Yani niye İngilizce konuşayım ki yani? Anlatabiliyor muyum? Tabii ki birisi Türkçe konuşmaya başladığı zaman bu arada Almanya'da da böyle. Hani insandan insana değişebiliyor da hani bizde de biri yabancı Türkçe konuşmaya başladığı zaman herkes bir sırıtır. Vay Türkçe mi öğreniyorsun lan falan gibisinden. Almanya'da da şöyle oluyor. Aa Almanca konuşmaya başladı ya ne kadar güzel öğreniyorsun diyen de var. Bir tane de şey de var hani olan senin Almanca aksanın var. Sen hiç konuşma falan diyen insanlar da var. Hani illa gırtlağına yapışasın geliyor. Neyse ben de bu koronadayken spor salonuna gitmek istemediğim için de her yer burada Berlin'de park, bisiklet yolu, spor salonu olduğu için ilk başta ilk oturduğum yerin arkasında küçük bir bahçe vardı. Orada dışarıda spor yapmaya başladım. Ondan sonra taşındıktan sonra oturduğum yere böyle 10 dakika mesafede bir park var. Orada da 3 tane kalistenik parkı var. Bir de koşu parkur da var. bizim Caddebostan formatını yakaladın orada o zaman. Ya hiçbir yer Caddebostan gibi olmuyor maalesef çünkü deniz yani o bambaşka bir his bu Tabii. arada. İnsan hani buradayken denizi aramıyorum ama Kadıköy'e ya da karşı tarafa geçtiğim zaman İstanbul'da döndüğüm zaman insan bir diyor ki ya ne güzel ya deniz var diyor yani. Buradayken demiyorum açıkçası. Ama oraya İstanbul'a geri döndüğüm zaman ya süper bir şeymiş ya bu deniz bu denizin ortasında şehrin olması. Evet. O açıdan şanslıydık. Evet ya şimdi parkta yapıyorum mesafemi koruyarak. Çok da kalabalık olmuyor gittiğim saatlerde. Öyle bir şekilde fiziksel hem de mental olarak Tabii o kadar sık park bulmanın sebebini de blogda yazmıştın. Almanya çok yeşil bir çok. ülke. Berlin'de de işte yeşil alan çok, park çok.
bu tarz işte kalistenik istasyonu olsun, başka egzersiz yerleri olsun çok, öyle değil mi? Ya şöyle, zaten parka gittiğim zaman insanların kullanış amacını hemen fark ediyor. Ya bir insan niye parka gider? Ne bileyim, piknik yapmaya gider, spor yapmaya gider, dolaşmaya gider. E şimdi ben görüyorum mesela, aileler var, pusetlerini almışlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Ne bileyim, patene biniyor, kaykay yapıyor, ip atlıyor, pantomim yapıyor, voleybol oynuyor. Yani anladın mı? Millet hani vakit geçirmelik, insanlara yönelik bir şey. Rahat rahat vakit geçirsinler. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar gibisinden. Tutup da kimse yani o parka, ya bu park burada zaten çok parkınız var ya, şu parkı bir yıkayayım demiyor yani. Anlatabiliyor muyum? İnsanları rahat bırakıyorlar. Bu Evet. bir benim için bir Kültür lüks ama şu meselesi. an, ya evet, kültür meselesi. Hani bir senedir zaten burada olduğum için ilk başta lüks olarak geliyordu. Ondan sonra diyorum ki zaten Standardı parkı biz, buymuş. ya standardı mı? Zaten ben halkım yani, park bu. Niye Evet. kullanmayayım ki oluyor. Evet. Peki Ekin, genel olarak değerlendirirsen işte orada yaşamak ve çalışmakla Türkiye'yi kıyasladığın zaman artıları eksileri neler? Şu ana kadarki tecrübene göre. Artıları eksileri, yani eksileri tabii ki dil bariyeri var. Yani bu iş hayatında çok fazla karşınıza çıkmasa bile gündelik Almancayı hayatta, öğrenmek zor galiba, öyle değil mi? ya şimdi ukalalık yapmak istemiyorum ama ben küçük yaştan beri Fransızca öğrendiğim için, konuşabildiğim için benim için bu maskülin, feminin cinsiyetler çok fazla şaşırtıcı gelmedi ama Almanca'da çok fazla çeşidi olduğu için birazcık kafa patlatmak gerekiyor. Bir de eğer iyi bir İngilizce temeliniz varsa Almanca'ya çok yardımcı oluyor. Ama Almanca kolay mı kolay bir dil dersen yalan konuşmuş olurum. Birazcık efor sarf etmemiz gerekiyor. Pratik yapmamız gerekiyor. Mantığını kavramamız gerekiyor. Ama öğrenilmesi gerekiyor. Tabii bu arada Berlin'de de İngilizce ve Türkçe her işinizi halledebilirsiniz. O da ayrı bir gerçek. Onu da belirtmek isterim. Hatta İngilizce konuşmasanız bile Türkçe her şeyi halledebilirsiniz. Ama bu siz ister misiniz? Ben istemem açıkçası. İnsanlarla kendi dilinde muhabbet etmek, onlara kendi dilinde bir şey söylemek hem kültürel açıdan hem de insanların yaşam tarzını anlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen entegrasyondan yanasın. Tabii senin Ya profilinin entegrasyon, gereği olarak. ya entegrasyondan yanayım. Sonuçta bir de Almanca öğreniyoruz ki, yani kötü bir şey öğrenmiyoruz ki kardeşim, bir tane dil öğreniyoruz. En azından kendi işimi kendim görebilecek seviyeye gelirsem eğer. Ben devlet dairesine gittiğim zaman eğer Almanca kendi işimi halledebiliyorsam ben olmuşum demektir. Yani ben tutup da bu yaştan sonra zaten felsefe kitabı yazmayacağım ya da felsefe kitabını Almanca okumayacağım. Felsefe kitabı alacaksam ya da roman alacaksam Türkçe alırım. Olmadı İngilizce alırım, anlatabiliyor muyum? Almancadan öyle bir beklentim yok yani. Evet. Peki artıları neler? Ya artıları neler? Ya burada hayat yani değişken değil. Ya sakin bir hayatım var burada. Sakin derken istersen ben eğlenceli kılabilirim. Ama ben bunu Kontrol biraz eğlenceli. sende en azından. Ben bunu Beklenmedik eğlenceli kötü yapabilirim. sürprizler olmuyor herhalde. Evet. Kesinlikle. Ama bunun da şöyle bir eksisi var. Biz hani Türkiye'den geldiğimiz için her ortama alışığız. Hani her an her şey olabilir. Onun için kafa böyle Adrenalin. sürekli çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Kafa sürekli çalışıyor. Ben şunu şöyle yaparım. Bu böyle olursa bunu yandan yaparım. Ben kendimi şuradan geliştireyim. Burada da öyle bir şey yok yani mesela. Burada rahat yarın, ha dünün aynısı. Ha bir sene sonra, ha yine mi aynısı olacak? Evet aynısı olacak. Ya bir sene çok ütopik bir örnek oldu gerçi de. Anlatabildim mi? Yani burada Evet. sakin, değişmiyor. Biraz daha Ya tutarlı bir yaşam sürülüyor daha orada. tutarlı. Atıyorum bu ay şu kadar para geçtiyse elime, seneye de enflasyon muhtemelen 1 olursa, 1,2 olursa yine aynı para geçecek benim elime ve ben tekrar aynı şekilde hayat standardımı devam ettirebileceğim. Yani bununla ilgili kafa patlatmıyorum. Ya da bunu nasıl alırım gibisinden bir kafa patlatmıyorum. Ya Evet. bu artısı kesinlikle. Eksi olarak da yani kişisel olarak ne bileyim işte insan yemeklerini özlüyor, arkadaşlarını özlüyor doğal olarak. Bıraktığı ortamını özlüyor. Ama ben bu kararı kendin Bunları alıyorsun ve düşünerek verdin yani. bunları düşünerek almak zorundasın zaten. Bunları düşünürsen burada rahat edemezsin. Evet. Burada rahat edemezsin. Kafa çünkü sürekli orada olacak. Tabii ki bazen kafan gidiyor oraya, ailen orada, arkadaşların orada, sevgilin orada ama artık farklı bir boyuta geçiyorsun ve ikisini bir arada yürütmen gerekiyor.
kaldığın yere de, yani bu sırf Almanya'da Berlin için değil, yani gittiğiniz yere ayak uydurmak için oranın haberlerini de takip etmeniz gerekiyor. Yani eksisi bunlar diyebilirim açıkçası. Yani ekonomik olarak bir eksi söyleyemem, yalan konuşmayayım yani. Evet. Bir tek dil bariyerini açmak. Genel olarak böyle diyorsun. Belki işte dediğin gibi biraz daha dil öğrenirsen bir sene sonraki görüşlerin de değişebilir. Şimdi sen gidelene kadar oldu? Bir sene oldu. Bir Şu sene. an A2 seviyesinde Almancam var. İlk başta yazılmamıştım dil kursuna. Çünkü hani iş hayatı nasıl olacak? Para dediğin gibi hani değerli, şu kadar paramı ayırabilirim buna diye. 4-5 ay sonra dedim ki artık bir Almanca öğreneyim yani. Biraz kalıcı olacağız herhalde burada diye. Öyle bir Almanca öğrenmeye başladım. Evet Ekin, çok teşekkürler. Senin de Almanya maceranı böylece dinlemiş olduk. İnşallah seninle ileride bir rugby özelinde de konuşuruz. Onun için de bir hazırlık yaparız. Tabii Buraya. açıkçası çok sevinirim. Beni de davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Umarım birilerine hani faydamız olmuştur bu konuda. Hani artısıyla eksisiyle yaşadıklarımla destek olabilmişimdir. Ben teşekkür ederim. Bu seriyi zaten başka arkadaşlarla da devam ettirmeyi düşünüyorum. İşte yine Berlin'le de devam edecek. İşte Londra'da yaşayan arkadaşlar var. Kanada'da var, başka yerlerde var. Oradaki deneyimleri bir şekilde hem kendim de merak ediyorum hem de başkalarına aktarmak için bu tarz böyle yayınlar düşünüyorum. O zaman bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.